11 Büyükşehir'in AK Partili Grup Başkan Vekilleri olarak Türkiye genelinde Cumhuriyet Halk Partisi 11 Büyükşehir Belediye Başkanlığı toplumu yalan ve algılarıyla yanıltmamalar için hakikatleri paylaşmak üzere her ay bir şehrimizdeyiz. Bugün de Hatay'dayız. Burada 11 Büyükşehir Belediyesi ki nüfusun büyük bir bölümünün yaşadığı bu büyükşehir belediyelerinde bu büyükşehir belediyelerinin çok ciddi anlamda bir algı süreci yönettiğini görüyoruz. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın son dönemde yapmış olduğu algı operasyonlarında da gördüğümüz gibi henüz daha hiçbir hukuki süreci netleşmemiş, hiçbir hukuki ve idari sonucu ortaya çıkmayan bir süreçle ilgili yürütülmek istenen algı operasyonları gibi sadece şunu söylemek isterim. AK Parti bugüne kadar seçim sonuçlarını hiçbir zaman için sandık tutanaklarından dışında başka bir yerde aramamıştır. AK Parti hiçbir zaman için seçim sonuçlarını mahkeme tutanaklarından değil, AK Parti seçim sonuçlarını sandık tutanaklarından almıştır. Ve AK Parti hiçbir zaman için siyaset dışı hiçbir güç bulağından güç devşirmeyi kendisine herhangi bir alandan güç devşirmek için hiçbir siyasi metodoloji ya da bir argümanı kullanmamıştır. Bu şartlar altında zaten Cumhuriyet Halk Partisi milli meselelerde dahi yalan siyasetiyle kaos çıkarmayı alışkanlık haline getirmiş bir zihniyettir. CHP zihniyeti tarafından yönetilen büyük şehirlerde söylenen algı ve yalanları bugün Hatay özelinde milletimizle paylaşmak istiyoruz. Yönettiğiniz şehirlerde belediye meclislerine herhangi bir proje getirdiğinizde AK Parti meclis grupları olarak hayır mı dedik? Ya da merkezi idareden gelen kaynaklarda tek bir kuruş eksiğiniz mi geldi? Tabii ki hayır. Engelleniyoruz yalanlığıyla oluşturduğunuz konfor alanlarınızdan çıkın ve şehrinize bir bakın. Şehrinizin önündeki en büyük engelin sizde ve Kemal Kılıçdaroğlu CHP'si olduğunu göreceksiniz. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'si tarafından yönetilen bu 11 Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti Grup Başkan Vekilleri olarak bizlere verilen meşru muhalefet sorumluluğunu ülkemiz ve şehrimiz için en faydalı şekilde kullanmaya devam ederek yapılmayan her işin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Demeyen yollar, çamurdan, çukurdan geçilemeyen, tozdan, topraktan geçilemeyen, cazibesiyle hiçbir maliyeti olmayan kaynak suyunu indirmemiz. Ben Gaziantep'e gittim. Gaziantep'e. Buradayız başkanım.